Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile daha birlikteyiz yine. Daha önceki Android multimedya ekranımızı incelerken de söylemiştim. Bir iki önemli noktaları daha sonra ayrı bir video olarak yayınlayacağımı. Şimdi o videolardan ilkindeyiz arkadaşlar. Nedir? Ana ekranımız yani multimedya ekranımızın ana ekranını arkadaşlar değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Ben bu ekranı sevmiyorum. Çok basit bir ekran olduğu için. O yüzden hemen o videoda da göstermiştim. Şu ekrana geçiş yapacağız. Evet, bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle Play Store'a girip şuraya Car Launcher AG yazdığımızda üstte çıkan ilk şey Agama Car Launcher yazıyor. Bu uygulamamızı indirmemiz gerekiyor. İndirdikten sonra ben daha önce indirdiğim için tekrardan indirmiyorum arkadaşlar. Aç dediğimizde böyle bir ekrana sahip oluyoruz. Şimdi bu ekranımız evet geri yapıyoruz. Ana ekrana basıyoruz. Ekran çıkıyor geri. Nasıl yapabiliriz? Onu şey yapacağız arkadaşlar, göstereceğiz. Evet, ekran anlık bir yavaşladı. O yüzden tekrardan şöyle uygulamamızı açtığımızda evet, bu arkadaşlar bu ekran ilk açılışı. Uygulamanın ilk açılışı. Gördüğünüz gibi burada trial yani deneme sürümü var. 30 günlük bir deneme sürümü var. Multimedya ekranımızın ben 6. günündeyim. Yani 24 günüm kaldı. Daha sonra satın alabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam satın alma fiyatı da 910 lira gibi bir şeydi. Hemen şöyle satın al dediğimizde aynı 9 TL 59 kuruşluk bir fiyatı var arkadaşlar ekranımızın. Şöyle çarpıya bastığımızda evet ekranımız geliyor. Şimdi bu ekran biraz önce de demiştim. Şöyle ana ekrana bastığım zaman gidiyor. Onun gitmemesi için arkadaşlar önce onu göstereyim. Daha sonra uygulamayı tanıtayım. Hemen şöyle aşağıda şurada ayarlar kısmı var. Bu ayarlara bastığımızda ekranımızla ilgili ayarlarımız geliyor. Şurada sistem ayarları kısmında ana ekran var. Buna tıkladığımız zaman arkadaşlar hemen burada ana ekran uygulaması yazıyor. Burada iki tane seçeneğimiz var. Bir tarayıcı. Tarayıcı dediği multimedyamızın orijinal ekranı. Bir de Agama Car Launcher yazıyor. Buna seçtiğimiz zaman Agama Car Launcher şu şekilde seçili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Onu bastığımızda şöyle geri yapalım. Geri yapalım. Tekrardan ana sayfamıza gelelim. Ana ekranımıza. Bakın. Ana ekrana basıyorum. Deneme sürümüne geldi. Tekrardan ana ekrana bastığımda veya geri yaptığımda hiçbir şekilde normal orijinal ekranımıza gelmiyor. Hatta iki kere geriye bastığımda şurada ana sayfa ekran diye yazıyor arkadaşlar. Evet, şimdi uygulamamızı tanıtacak olursak nasıl bir uygulama, nasıl özelleştirebiliriz onları göstereyim. Şu şekilde yukarıda Wi-Fi ve Bluetooth var. Bu şekilde basılı tuttuğumuzda buradan istediğimiz gibi buraya istediğimiz şeyleri koyabiliyoruz. Aşağıda bir sesli konuşma özelliği var. Bu şekilde Google üzerinden direkt geliyor zaten. Ortadaki bu Toyota logomuzu değiştirebiliriz. Neler var bunların içinde? Şöyle bir analog saatimiz var. Yine ortasında Toyota yazıyor. Tarihi gösteriyor. Analog bir saat. Şöyle kilometremizi gösteren bir ekran var. Kaç kilometre hızla gittiğimizi ve kaç kilometre yaptığımızı gösteriyor. Şu şekilde müzik çalar kısmı var. Ama müzik çalar kısmı şu an aktif değil. Belki deneme sürümü olduğu için aktif olmamış olabilir. Şöyle yine logomuz var. Navigasyon var. Şöyle de pusulamız var bir de. Ben logoyu tercih ediyorum. Şu yukarıda saatimiz var. Saatimizin
Yanında artı eksi var ve ses açma kısmaya yarıyor. Ama daha sonradan bunu muhtemelen uygulama kendisi tekrardan düşürme ya da yükseltme yapabiliyor. Şu saatimize bir kere bastığımızda ekranımız bu şekilde, gece yolculuğunda özellikle çok işimize yarayabilir. Bu şekilde komple bir saat oluyor. Yine sağ tarafta üstte hava durumumuz var. Bunu GPS üzerinden alıyor ve internetimiz açık olması gerekiyor arkadaşlar. Bağlı olması gerekiyor. Buralarda ne var? Hemen radyoya bastığımızda direkt radyoya giriyor zaten. Navigasyona tıkladığımızda navigasyona giriyor direkt. Müzik çalarımız var arkadaşlar. Bu şekilde direkt müzik çalara giriyor. Hemen burada telefon Bluetooth bağlantımız var. Video kısmımız var ve apps uygulamalar kısmımız var arkadaşlar. Bu da multimedyamızdaki yüklü olan uygulamalara buradan ulaşabiliyoruz. Şurada hemen altta parlaklıkla ilgili ayarlar var. İsterseniz bunları değiştirebiliyorsunuz tabi. Bu şekilde. Aşağıda yine bir müzik player var. Hemen şöyle bir de ayarlarına bakacak olursak arkadaşlar, aracımız buradan yine logolarını seçebiliyoruz. Bütün araçların logoları mevcut burada. Tema düzenleyicimiz var. Tema düzenleyicimiz dediği de bu ikonların ve arka uygulama yazılarının arkasındaki renklerle alakalı. Bunları istediğiniz renk yapabiliyorsunuz. Ben aracın orijinal buradaki tuş renklerine yakın bir renk yapmaya çalıştım. Yine tema düzenleyici seçenekleri de aynısı. Evet, biraz önce videonun başında şu Wi-Fi ve Bluetooth kısmına demiştim ya, basılı tutunca şey yapıyor uygulamalar diye. O kısım için çalışmıyor. O kısmı buradan yönlendirebiliyoruz. Bilgi kısmında şu şekilde bağlantı bilgileri var. Buradan istediğimiz uygulamaları seçebiliyoruz. Wi-Fi, mobil internet, Bluetooth, USB, batarya ve GPS özellikleri var. Bunun ikisini seçebiliyoruz sadece. Yine buradan hava durumu, bildirim sayacı, onu seçebiliyoruz. Bu sağ taraftaki hava durumunu gösteren yerde. Air müzik işlemi var. Google Voice Search var. Sesli kontrol. Ses kontrol açık var. Burada ekran parlaklığımız var. Şu şekilde istediğiniz parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik parlaklık ayarı var. GPS üzerinden alıyor o da. Parlaklık kontrol yöntemi. Yine Android araçlar ve iki seçeneğimiz var. Izgara boyutu dediği arkadaşlar, hemen şöyle göstereyim. Şu X kısmındaki ızgara boyutu, yani bir satıra kaç tane uygulama geleceğini gösteren kısım. Daha sonra aşağı doğru indiğimizde açılış animasyonu, standart açılış animasyonu var. Devre dışı bırakma var. Açılış logosu gösterme var. Arayüz animasyonu açık. Mesafemiz var. Kilometre ve mil. Termometremiz var. Yine santigrat ve Fahrenheit olarak iki tane seçeneğimiz var. Tam ekran kısmı da durum çubuğu ayarları, gezinme çubuğu ayarları. Tam ekranda şekilde gizleme var. Gizleme, yani şunu gizleme. Şu şekilde üstte göster dediğimizde bu üstteki panel sürekli üstte gözükecek. O yüzden onu istemiyorsanız Android üst çubuğunu gizle kısmını yapabilirsiniz arkadaşlar. Otomatik düzen, en boy 16.9. Ekran yönlendirmesi, yine döndürmeler var burada da. Şu şekilde arayüz dili, istediğiniz dili seçebiliyorsunuz. Uyku modu var. Harici güç kapalı, ekran kapalı. Yapabiliyorsunuz. Yine şuradan ana ekran dediğimiz zaman arkadaşlar, buradan uygulamalar, varsayılan uygulamaları seçebilirsiniz. Resimler için galeri, müzik çalar için müzik uygulaması. Ana ekran için ana ekran uygulaması bizim şu anda
incelediğimiz ekran uygulaması seçili arkadaşlar. En başta da göstermiştim zaten. Şu şekilde geri geldiğimizde başlatıcıyı daima diğer uygulamaların üstünde çalıştır diyor. Fonksiyon devre dışı dedim ben. Yine aşağıda da uygulamayla ilgili bilgiler var arkadaşlar. Uygulamamız bu şekilde. Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Ama dediğim gibi şunların şu şekilde ikon seçeneklerini göstereyim ben. O 6 tane şeyin. Buradan istediğiniz ikonu seçip daha sonra istediğiniz başlığı verip aşağıdan da o ikona tıkladığınızda hangi uygulamaya gitmesini istiyorsanız bu şekilde uygulama kısmına tıkladığınızda bu şekilde o uygulamalar çıkıyor ve hangisini isterseniz ona tıkladığınızda oraya onu atamış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Gayet güzel, hoş bir ekran. Yani bence Android'lerde kullanılması gereken bir ekran yani. Evet arkadaşlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.